altındaki nokta aslında namaz. Namaz abi, tamam mı? O altındaki nokta misalen. Eğer namazın önemini, ben ne olduğunu anlamak istiyorsa insan, misalen bu böyle. O namaz, şimdi bu akıllı telefonları düşün Hasan abi. Bir resim var, parmaklarınızla tutuyorsunuz, açıyorsunuz, büyütüyorsunuz, resmi tam anlamıyla görüyorsunuz ya. Şimdi o nokta namaz ya. Hasan abi, onu tutun, açın. Bütün bir insan çıkıyor abi. Yani o nokta, yani o namazı nokta olarak kabul edersek, açtıkça insan çıkıyor abi. Yani insanın bütün bir hayatının özeti, Kur'an'ın bir beynin altındaki noktada bilinç olduğu gibi, kişinin hayatı da o namazda derc olunmuş. Bu şekilde, bu kadar önemli bu namaz bir. Şimdi buradan yola çıkarak Hasan abi, bu geçen gün bahsettiğim, anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Ezel dairesi içinde belirleyiş, ebed noktasından bahsetmiştik işte Hasan abi. Evet, bu tahtadaki şekil. Evet abi. Abi şimdi bir resim gönderdim size ama yani bu bahsettiğim olay aynen şimdi az önce bahsettiğim o nokta namaz, açtıkça nasıl ki insan oluyor diyorsak eğer. Yani akıllı telefonun akıl demeyeyim de zeki telefonu açtıkça evet. Namaz da öyle, evet. Sonra? Evet. Şimdi aynen bunun gibi aslında baktığımız zaman şimdi orada yapmış olduğum o çizelgede Hasan abi, yani onu tabii yaptıkça, üzerinde tefekkür ettikçe bir şeyler sanki şekilleniyor o noktada, o gözlükle bakınca. Yani birden bunları çıkartalım diye girmemiştim ben oraya da. Ama yaptıkça sanki o şekilde, Hasan abi, o şekilde bütün bir kainat var. Bütün bir kainatın olduğu gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o bütünlük oluyor. Adem Aleyhisselam oluyor. O bütünlük Kur'an oluyor. Tek tek baktığımız zaman Hasan abi, kader, cüz-i ihtiyari, umudiyet-i külliye, tezahür-i rububiyet, enaniyet, cennet, melek, şeytan, cehennem, nefis, her birinin o çizelge üzerinde bir noktası, bir yeri var Hasan abi. Ne? Her biri. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Hani o noktalar çizmiştin ya Hasan abi, yukarı iniyor çıkıyor. Kalp atışı gibi. Kalp atışı gibi. Üst noktaya artı 10, alt noktaya eksi 10 demiştik ya Hasan abi. Şimdi eksi 10'un belirlenmesi için ademi olarak orada bir artı 10'un olduğunu, yukarıda da artı 10 olduğunu anlamak için içinde ademi olarak bir eksi 10 olduğunu bahsetmiştik ya abi. Evet, yoksa sonsuz olurdu. İçinde bunu barındırması lazım demiştik. Kesinlikle. Şimdi abi şöyle bir aklınızda farazi olarak o şekli çizin. O artı 10'u üstteki ve aşağıdaki eksi 10'u kaplayacak şekilde böyle bir daireye alın. Abi bu insan. Bu insan. Bir. Bu Adem'in ferdi ahiri. Abi. Yani Adem Aleyhisselam'ın ferdi ahiri. Bunların hepsini izah edeceğim Hasan abi. Ama yani böyle bir şey için söylüyorum. Yani o hem artı onu hem eksi onu insan bütünlüğünde barındırıyor. Bakın aynı buna Hasan abi serbest bölge de diyebilirsiniz. Çünkü buraya melek de müdahale ediyor, şeytan da müdahale edebiliyor. Anlatabildim mi abi? Şimdi o eksi noktasına Hasan abi, eksi noktayı düşünün. Mesela bu çizelgeyi Hasan abi Risale-i Nur külliyatını 14 cildi buraya yayabilirsiniz Hasan abi bütünlüğüne. Yani bu çizelgenin şurası 26. söz, burası 20. söz, işte burası 5. söz, burası işte şu, hep tek Hasan abi bu külliyatın özeti de diyebiliriz buna. Buradaki hangi noktaya parmağınızı bastırırsanız Risale-i Nur'un bir bölümü buradan bahsediyor.
geliyor abi. Mesela misal söyleyelim Hasan abi. O hani yine tank gibi çizgiler çiziyorduk. Üst nokta ve alt nokta. Hasan abi üst noktaya parmağınızı koyarsanız kader diyebilirsiniz. Alt noktaya parmağınızı koyarsanız üst ihtiyarı diyebilirsiniz. Mesela ne diyordu? Üst ihtiyarı niçin gerekli abi? İnsanı adem mesuliyetten kurtarmak için. Öyle değil mi abi? Evet. Ama kader de nerede? Bakın üst noktaya koyduk. O da nefsi gururdan, enaniyetten kurtarması için sen yapmadın. Yani abi böyle bir bütünlük olamaz. Biz resmen burada insanın açılımını yaptık Hasan abi ya. O yani bu örnek... Çarşamba o tahtadaki resimde değil mi? Evet, evet, evet abi. Yani bunu WhatsApp'tan size gönderdim ama yani böyle... Bir bakayım. Cuma'dan gelir gelmez böyle heyecanla yaptım. Tabii bir sürü eksik yanlış olabilir belki ama bir gözden geçirmenizi sizden rica edeceğim Hasan abi ya. Allah Allah. Bakayım de şu anda. Açıyorum, hep seninle konuşuyorum. Oo, sen bunu şey yapmışsın ya, ne güzel. Bizim o çarşamba günü yaptığımız gibi değil, tanzim etmişsin. Yani bir parça şey yapmaya çalıştım. Bunu aslında tek tek yani bölüm bölüm okuyarak da yani mesela atıyorum. Yani... İyi çeksene onu. İyi çeksene, aşağısı çıkmamış. Bir daha çok bildireyim Hasan abi size de. Tam. Tam mesela en son tam net biçimli çizmediğim için biraz böyle çok anlaşılır olmamış olabilir Hasan abi. Yo yo yo, anlaşılmış da o daireyi de görmek istedim. At daireyi bir daha çekeyim Hasan abi. Yani ne, nasıl alıyorsa telefonu oradan uzak tut. Tamam, biraz daha uzak çıktım abi. Şöyle. Bir daha çektim. Allah Allah, nihayetsiz. Yani şeyi düzeltsene ya, bu bir nokta var, oraya nihayetsiz demişsin, onun altına ebed noktası, onun altındaki yazı okunmuyor. Evet, ebed noktası abi belirlenmiş. O belirlenişi güzel yaz o. Evet, belirlenişi güzel yazayım. Belirlenişi de şey olmadı, ha oldu ama tam şey gibi ünlemi. Tanrı Muhammed'i çekirdeği atlı. Oraya bir güzel yazar mısın o şeyi? Tamam abi. Çekirdeği atlı yükleyeceğim. Doğru şey olmuş. Bir dakika. Nur-u Muhammed'i okunuyor mu abi? Nur-u Muhammed'i okunuyor. Nur-u Muhammed'i çekirdeği aslı. Çekirdeğin aslı mı olacak? Çekirdeği aslı. Ha, çekirdeği aslı. Tamam. Çekirdeği aslı. He. Şimdi yani Nur-u Muhammed'i o belirlenmiş abi. Şimdi şöyle düşünelim abi. Mesela onu da tefekkürümü şöyle yaptım. Bir çekirdek Hasan abi, düşünün ki her şey onda. Şimdi mesela bir incir çekirdeğinin, bir incir çekirdeğini düşünün Hasan abi. Toprağa atıyorsunuz. Oradan çıkan incir ağacı, önce fidan, sonra büyük bir ağaç, sonra yapraklar, sonra çiçekler, sonra meyveler ve meyvenin içindeki çekirdekler devam eden bir silsile. Şimdi abi, buradan baktığımız zaman o incir çekirdeği, çekirdeği asli, Nur-u Muhammed'i dersek eğer, o ağacın kaba gövdesi, bütünlüğü Adem Aleyhisselam, Hasan abi. Çünkü aslında mucizenin en büyüğü Hasan abi, bütün diğer mucizeleri de içine alan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dışındaki peygamberlerde aslında en basit gibi görünen, aslında en kapsayıcı, ismi azam vermiş gibi mucize-i azam dediğimiz Hasan abi hali ve esma. Yani bu evet, evet, hepsini evet. içine alıyor abi. Vay be. Bütün hepsini içine alıyor Hasan abi. Yani biz bunu yaşıyoruz. O üfleme var ya Hasan abi, ruhumdan üfledim diyor ya Hasan abi. Yani bu taayyün ve teşahhüs talim-i esma ile vücut buluyor Hasan abi. Allah yani, anlatabildim mi demek istedim Hasan abi? Yani burada yani bir ilmi vücudu vardır ki bu taayyün ve teşahhüsün bir ilmi vücudu var. Bu çekirdeği Nur-u Muhammed'de bunun
Abi bir de kudret, irade ve kudretin tecelli ettiği noktası da Adem Aleyhisselam'a sanadır ki onun mucizesi Tali ve Esma. Yani bu benim tefekkürlerim tabii. Bu böyledir demiyorum ama beni düzeltirken yanlışlarımda, eksiklerimde benim tefekkürlerim bu. Yani bu Hasan abi öyle bir özet ki, yani bütün külliyatı, külliyat Kur'an'dan bir okyanustan bir damla gibi olduğuna göre bu Kur'an aynı zamanda bu Hasan abi bu öyle bir bütünlük ki bu her şeyi içine alıyor. Şu çizelge var ya Hasan abi, ya her şeyi içine alıyor Hasan abi. Mesela şöyle diyoruz Hasan abi, bakın mesela o artı 10 ve eksi 10. Bakın Hasan abi, size bir şey anlatayım. Lütfen canlandırın. Hayalinizi, fikrinizi, ruhunuzu hayale bindirin. Peşimden gelin abi. Allah aşkına kusura bakmayın, meşgul ediyorum belki. Estağfurullah. Dinliyorum çok merakla. Hasan abi, bir Hasan Akan düşünün. Zeytinburnu'ndan 5 katlı bir binanın komple bir dershane olan, en üst katında kendine özel bir odası var, önünde bir terası var ve o terastan bütün Marmara'nın ayaklarının altında. Şimdi bu Hasan Akar orada oturup Risale-i Nur'u çalışıyor ve tefekkür ediyor Hasan abi. Bunu Hasan abi, bu çizelgenin üst, yukarıya çıkan bölümü var ya Hasan abi. En üstüne noktalayıp şey yap, iğneleyin, en üstüne yapıştırın bu dediğim Hasan abi. Tamam. Tamam mı? Ha, o kalp atışlarının yukarıya çıktığı noktaya tamam. Hasan Akar'ın bu halini zımbalayın abi. Tamam. Tamam mı? Zımbalayın. Buna da kurbiyet diyorum abi. Bu Hasan Akar'ın Allah'a yakınlığı. Orası. Burası kurbiyet noktası. Tamam mı abi? Tamam. Çünkü içinde zıddiyet de barındırıyor. Orada Hasan Akar enaniyeti yaşayabilir. Bunları ben yapıyorum diyebilir. Hasan abi. Bütün bunlara muhatap olabilir. Böyle bir riski de peşinde taşıyor. Tamam mı abi? Hı. Şimdi bunun bütünlüğüne bir Hasan Akar diyebilirsiniz. İnin abi bir noktaya aynı kalp atışının en aşağıdaki noktasına indiğiniz zaman eksi 10 noktasına. Şimdi burada da abi başka bir Hasan Akar var. Kim bu Hasan Akar abi? Hücrede, hücrede namazını kılarken eğer kıble farklı bir noktaya olsa namazını eda edemeyecek şekilde bir dar noktadaki bir hücredeki Hasan Akar'ı düşünün abi. Hapishane. Hapishaneydi. Hapishane, Silivri'de hücredesiniz abi, onu hayal edin. Namaz kılacaksınız, eğer sağ tarafa da biraz daha sağ tarafa olduğunu bilseniz kıblenin, o tarafa dönüp kılamayacaksınız. Yok. Öyle bir dar bir nokta. Öyle bir metriste öyleydi. Ya dörde dönemezsin. Ya öne duracaksın seccadeye ya arkaya. Hala bilmiyorum kıble, tabii mesela diyelim ki tasvir edelim, sen hem teneffüs ettireyim. Bir yatak var demir üzerine. Önünde bir ayaklarını koyduğun yer var. Şimdi diyelim ki göğsünü karşıki duvara doğru, kıble öyle olsa seccade koyamazsın. Yok. Ancak o yatağın sağına ve soluna doğru. Yani kıble 4 ihtimal var ya bizde şimdi. Ya sağ, sol, ön, arka. Metis hapishanesinde 4 şansın yok. Ya sağ ya sol. Şimdi bu Zeytinburnu'ndan al, oraya taşı. Şimdi devam et. Şimdi Zeytinburnu'ndaki yaşadığınız kurbiyet abi, sizin Allah'a yakınlığınız, sizin mücadeleniz. Çünkü tabiri caizse inşallah laflarım yanlış olmaz abi de, yani orada Allah size zaten vermiş, siz verdiğiyle birlikte karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Kurbiyet. Tamam. Ama aşağıdaki noktada Hasan abi, aşağıdaki noktada Allah-u Teala
bize verdiği her şeyi tek tek geri almış. Tek tek geri almış. Sizi tek başınıza bırakmış. Hiç. Niye tabiri caizse? Allah Allah. Biz siz varsınız, biz de Allah var. Celle Celaluhu. Dün ne düşünüyordum ya, biliyor musun? Ne abi? Dün ne düşünüyordum? Gafur dur. Dur, yarama bastın, dur. Bak. Dün ne düşünüyordum? Tek tek geri aldı dedin ya. Evet. Tanımlayamadığım kelimeyi yaptın sen. Dünden beri tanımlayamadığım, ifademe gelmediği kelimeyi söyledin. Tek tek geri aldı, bak şimdi. Dün tektim. Ne hatırıma geldi biliyor musun? Ne? Dedim ki... bağışta yani böyle. Dedim ki fahri kainat, sebebi mevcudat, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kainatın çekirdeği. Onu ailevi sorun yaşatmış biliyor musun? Subhanallah. Ve 40 gün ailesi babalarının evine gitmiş. Allah Allah, subhanallah. Ailevi sorunla 40 gün sonra ayet geliyor. Dünyayı istiyorlarsa ver ve bırak. Çünkü ümmete İslamiyet kuruluyor. İslamiyet sarayı kuruluyor. İslam dünyası inşa ediliyor. Kadın erkeğiyle, dünüyle, bugünüyle. Dolayısıyla o kadınların da bir misyonu, vazifesi var. O vazifeye şuuru olması lazım. Ne işlev yaptığını. Mesela Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam özel hayatı İslamiyet'in yarısıdır. Onlarla gelecek. Bak yolda düşünüyorum, tamam mı? Ondan sonra böyle ciddi bir işlevleri ve vazifelerinin şuurunda ise hatalarını affet ve yanına al. Ama Resulullah'a söylüyor. Ama yok. Hala dünyalık istiyorlarsa, dünyalık dediği şu. Yani... ne ister işte. Onu ver ve bırak. Çünkü bu vazifeye layık değiller o zaman. Bu 40 gün. Düşünebiliyor musun? Çoluk çocuğun 40 gün Allah'ın emriyle uzaklaşmışsın sen. Eşinden. İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer'i bırakması gibi. Bak şimdi. Ne anlatacağım şimdi? Başka bir şey. Bu bilinen şey. Allah Resulüne bunu niçin yaşattı dedim. Tamam. Bu konuda da örnek olacak. Ailevi sorunlara çözümler bulacağız. Örnek teşkil edecek. Herkes oradan nümune görecek vesaire vesaire. Beni tatmin etmiyordu bu. Beni tatmin etmiyordu. Bir baktım ki Allah Resulünün kalbine Allah'tan başka bir şey olmaması lazım. Subhanallah. Buna örnek şu. Tek bekar kız olarak aldığı Ayşe'si vardı. Kalbi demek ki kaymış ki tövbe yani. Tövbe de. Subhanallah. Ne yaptılar? Ayşe'siyle Ayşe'sini iftira ettiler. Ayşe'sini itham ettiler. Ayşe'sini Hazreti Ali'nin karşısına koydular vesaire. Ayşe validemizin çekmediği dert kalmadı. Allah Resulü'nün elinden aldı. Bir sürü buhtan, yani iftira yaptılar. İftira, düşünebiliyor musun, bir kadına iftira yapılıyor. Bu da ümmetin annesi. Ne anladım biliyor musun? Allah nazargah-ı ilahi olan kalbine başka bir şeylerin girmesini hiç müsaade etmiyor. Melekler bile kalbin içini görmüyor ki şeytan görsün. Şimdi ne yaptı biliyor musun? Allah Resulü'nden Ayşe'sinin başına bu tür şeyler gelmesiyle Allah Resulü'nün kalbinden Ayşe'yi söküp attı. Yani olabilir. Şimdi biz bak sonra sen şimdi tanımıyor. Ben Zeytinburnu'nda Rüştü abinin
kurmuş olduğu bir sistemi vefatından sonra devam ettiriyorduk. Evet, aynı anlattığın gibi. Ve Allah şahit olsun, Allah yalana şahit edilirse kafir olur. Diyordum ya Rabbi, bunu benim elimden alacaksın gibi geliyor ama alma. Zeytinburnu'nda 5-6 kat. Her gün mutala, muzakere, ondan sonra arkadaşlar mevzu toplaması yaparlar. Fıkıh, Kur'an talimi, cumartesi ana baba günü dünyadan geliyor. Yani vakıf yetiştiriyorduk. Vakıf yetiştiriyorduk. Vakıf yetiştirme yeri fabrikasıydı. Beni oradan alıyor. Bak sıfıra bak. Hapise koyuyor. O 6. kattan denize nazır çalışma yaptığım ofisimden hapise koyuyor. Kıblesi belli olmayan yönde ve tek başıma 15 günden fazla hücrede durmak kanunen yasak iken 4 ay hücrede tek başıma kalıyor. Yetmiyor. İçeride haber geliyor bana. O kaldığın yer yıkılmış. Subhanallah. Kaldığın yer yıkılmış. Şimdi ve oradan beni hücreye al. Sonra binamı yerle yıftan edildi. Boş ver kim ne yaptı. Ondan sonra çıktım. Elbette bir sürü dershane var. Yani kalacak ama bana müstakil bir daire lazım. Yani herkesin böyle kolunu sağlayıp gelebileceği, beni meşgul etmemesi lazım. Çünkü çalışıyorum, toplamalar yapıyorum. Böyle olmaması lazım. Müstakil bir yer olacak, hiçbir yerim yok. Hep dershaneler dolu. Köyüme sığındım. Yani ne yaptı? O çizelgeni tanımladım. Allah Resulü'nün yani misali verdin ya. Yani eksi kalp atışı, o resmi çok ilginç. Her şeyim varken hiçbir şeyim kalmadı. Ondan sonra belki enaniyetini okşayacak efkar amede bir libasım vardı diyor ustad. Onu da yaktınız diyor. Onunla ben hizmet ediyordum. Bir şahsiyetimiz vardı ahirde güya. Bir isim vardı, bir site, bir işte bir şey vardı, güven vardı. Bir yani söylediği zaman Risale-i Nur'dan söylüyor diye bir itimat vardı. Onu da kısmen ne yaptı? Kaldırarak kimisini Allah kendisini ilk önce söyleyeyim. Azamet ve kibriyada saklamış kendisini. Peygamber aleyhissalatu vesselamı da o da bir insandı bilmem nesi, böyle bir sürü yakışıksız yakıştırmalar yapıyorlar ya, onun arkasına sakladı. Kimisini nur talebelerini söylüyorum. Herkesin bir izar ve ridası var ya, azamet ve kibriya. Allah'ın da izar ve ridası. Ondan sonra nedir o? Kimisini öfkeye saklar. Ya bu öfke ya bu falan derler. Oysa ne cevher var o kardeşimde. Kimisini vesvese de, kimisini şundan bunda saklar. Ailevi sorun içinde gizli tutar okulunu. Ondan sonra bir de baktık bizi işte kah Muhyiddin Arabici dediler, kah filozof dediler, kah bilmem ne yaptılar. Evet, bir sürü. Oysa Müslümanlarıma yardım etmek istedim, dertlerine derman imal ettik. Neyse, bu ne yaptı? O kalp çizelgenin, herkes kendisini koysun oraya. O altta. O altta. Zirvedeyken altta. Şimdi tekrar seninle konuşurken o önümde şu anda. Şimdi ne demişsin altta? Şeytan. Abi. Evet. Şimdi şurada mesela abi sol taraftaki o kalp çizelgesine bakarsak üst tarafta Hasan Akar Zeytinburnu'nda dershanede üst tarafta iken Evet. orada Allah-u Teala her şeyi vermiş size. Her şeyi verdi ama. Sizin talep ettiğiniz her şeyi vermiş abi. Şu anda var ya, şu anda bir şey söyleyeyim. Rüştü abi her kelimeye bir toplama yapmış. Tamam mı? Her kelimeye toplama yapmış. Yaklaşık olarak bir duvar dolusu toplama var. Yani isim mesela Adem, cennet, şeytan. Bunu cilt yapmış. Cilt. Her kelime cilt yapmış. Binlerce cilt. Tamam. Allah.
Bu benim o katta bir katı komple duvarını oluşturuyordu. Külliyatın her kelimesine toplama yapmış. O duruyor mahzende bir depoda. Yerim olmadığı için onun üzerine şu anda çalışamıyor. Yerim yok. Onu koyacak yerim yok. Dairemde yer yok. Ne kadar biliyor musun? Şu kaldığım, şu anda kirada kaldığım dairenin bütün değil de yaklaşık 3'te 2 duvarlarına kütüphane gibi dizsem ancak olur. Hatırladın mı o karşıdaki ve ön ve arka? Evet abi, çok iyi hatırladım. Ha, Çok şimdi hatırladım. o kadar ihtiyaç duyuyorum ki o toplama olsa da ben böyle bilgisayarlarda veya telefonlardan şeyi bularak canım çıkmasaydı onu açsam şimdi kütüphanemde elimi uzatsam Rüştü abinin yaptığı. Ama onu koyacak yerim yok. Yani bütün böyle ofis olup yani dershane olup çok rahat ders çalışacağım bir ortam mümkün değil. Yok. Ama vardı. Bak şimdi onu şimdi en zirvedeyken niye böyle tasvir ediyorsun? Kalp çizelgeni tanımlıyorum. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ı ustad mesela şöhreti her tarafa yaymış değil mi? Bediüzzaman. Sonra 28 sene hapis. Allah Resulü dişi kırılıyor. Bu zatın 40 gün çoluk çocuğu babalarının evinde. Bir defa diyor kendi ifadesiyle karnımın doyduğu, bir defa da uykumu aldığımı bilmem diyor. Bir defa benim de bir defa aç olduğum bir gün oruç hariç uykumu almadığım günler çok azdır. Vardır da hapiste vardır böyle. Şimdi herkes kendisini bu çizelgenin içine koyabilir, tamam mı? Kesinlikle abi, Ama kesinlikle. zulüm gibi gözüküyor Gafur. İyi dinle. Zulüm gibi gözükürken Adem'le vücut beraber işliyor. Nimet ilahi. Kesinlikle abi. Ya şimdi bu Gerçekten çizelge çizelgeyi kaba taslak şöyle bir daha anlatırsak komple ezeldir. Doğru mu anlamışım? evet abi, bütün bunlar ezel dairesinin içinde oluyor abi. Ondan Bunlar sonra bu ezelin içerisinde belirlenişler, Allah Allah. belirlenişlerin yekünü ebed. Evet, aynen abi. Belirlenişlerin yekünü ebed abi. Evet. Kesinlikle. Şimdi bu belirlenişlerin tepeler var, kalp atışları gibi. Tam tepeler var. Yani yukarı yani kalp atışları yukarıya aşağı, yukarıya aşağı. Büyük nimet dibe. O gündelik hayatta da bunu yaşamıyor muyuz ya? Bazen moralim şu anda zirvedesinin, değil mi? Anca an abi, Evet. anca an. Ha, bu insan olduğumuz gibi. Ondan sonra bu hayatımızın iniş ve çıkanları komplesi ebedimiz. Ezel ise İnsanın Allah'ça değeri yani Nur-u Muhammed eneciyeti doğru mu anlamışım? Doğru. Şimdi şöyle isterseniz ben bir daha şey yapayım Hı abi. Bir daha. Yani bu şimdi ezel olayını ben hepsini kapsıyor dememle birlikte Ama aslında eylemsel kaplıyor. Ama ezel ise eylemsiz yazılımı da kaplıyor. yani şöyle söyleyelim aslında abi, sizin bir misaliniz vardır ya, şimdi bakın bir odunu yapıyorsunuz, oradan duman çıkıyor. Şimdi ezel odundan çıkan duman odunun her tarafını kaplıyor, bu değil. Yanmadan önceki halindeki dumanın odundaki bulunduğu hal ezel Hasan abi. Onu Yani anlatabiliyor muyum? odun ezel ama onun içerisinde yaksak duman, nur, ısı, ışık, trivyal, küller çıkması her biri ebed. Aynen öyle, bravo. Maşallah abi. Aynen bu abi. Ebed onlar. Kesinlikle. Evet. Aynen bu abi işte. Belirlenişler yani, belirlenişler. Kesinlikle abi. Odunun o bütün hali, yani tabiri caizse Hasan abicim, ezel dediğiniz gibi yaktığımız zaman ona uygulanan ateş, ateşte ondan çıkan ısı, ondan çıkan nur, ondan çıkan duman, geriye kalan kül, bunların her biri bir ebed, bir nokta, bir belirlemiş Hasan abi. Evet.
atışların yukarı ve aşağı çıktığı, indiği vaziyetleri belirtiyor abi. Ama ilk o nokta Hasan abi, bu şekilde-i asliğimiz bizim. Nur Muhammedi. Yani bütün bu ebed, bu belirlemiş Hasan abi, aynen Kur'an'ın beynin altındaki noktada dinlemiş olduğu gibi, bütün o ebediyet ademi ile vücudu ile bütünüyle yer aldığı belirlemiş nokta bu çekirdeği asli Nur-u Muhammedi dediğimiz nokta Hasan abi. Bu ezel. Noktası belirlemiş. Evet. Bu ezelin içinde belirlenmiş. O yüzden başlangıcı ezel dairesinin içinde. Başlangıcı var. Nerede? Ezel dairesinin içinde. O yüzden ama ebedi sonu yok. Başlangıcı var ama sonu yok. O yüzden nihayetsiz Hasan abi. Ama ezel, ezelin başlangıcı da yok. Bitişi de yok. Yani haddi yok. Yani başlangıcı da yok, sonu da yok. İşte yani o altı yön var ya Hasan abi, altı yönde sınırsız. Yani ezelin altı yönü de sonsuz, evet. Ebed ise bir başlangıcı var. Evet. Nur Muhammedi. Evet, Nur Muhammedi abi. Aynen. Sıfır noktası abi. Aslında her şeyin başladığı, kimi zahirde her şeyin bittiği dediğim nokta, aslında her şeyin başladığı nokta aslında abi. Nereden baktığınıza göre tabii değişiyor. Şimdi bu abi o nokta Allah Celle Celaluhu ruhundan üflüyor bu noktaya. Ruhundan üflüyor ama burada bir belirleniş. Burası ilmi bir vücut tabiri caizse, buna irade ve kudretinle tecelli etmesi, tedahül etmesi lazım burada Hasan abi. Bunun için bir Adem ağacı oluyor abi. Bir Adem ağacı oluyor. Anlatabildim mi abi? Bu ağacın bütünlüğü Adem. Ama bir dalından Hasan Efendi çıkmış, bir dalından Gafur çıkmış, bir dalından Yunus Aleyhisselam çıkmış, bir dalından Adem Davud Aleyhisselam çıkmış, Süleyman Aleyhisselam çıkmış. Tamam mı abi? Yani dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın aslında en basit gibi, yani bu zamana kadar benim bu cahil aklımda anlayamadığım için diyeyim Hasan abi, talim esma, sanki çok küski bir mucize. Şimdi abi, en büyük dinleyici bir şey. Ben varım demek var ya abi. En büyük nimet ya abi, bakın en büyük nimet. Bu nimetin en başı, en noktası, en artık hücresi, dibi burası o Nur Muhammedi Hasan abi. Nur Muhammedi, çekirdeği asli. O nokta aslında ben varım dediğimiz nokta bizim aslında orası. Ama ne olacak Hasan abi? Bunun bir tezahürü, bir tecellisi, bir açılımı olması gerekiyor. Anlatabildim mi Hasan abi? Ne oluyor? Bu sefer bir Adem ağacı ortaya çıkıyor. Hasan abi, bir Adem ağacı ortaya çıkıyor. O ağacın bütünlüğü. Bu Adem ağacı olmasa Hasan abi, 11. sözde Hasan abi, 11. sözde bakayım, siz belki daha çabuk bulursunuz. Bütün bunlar neye bakayım, 11. sözden açtım abi. Ne diyor abi 11. sözde? Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş, elbette anladın ki o hakim-i zişan bu kasrı şu meskul maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların usulü ise iki şeye mütevakkıftır. Hasan abi, birisi diyor, neymiş? Şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur diyor. Hasan abi, parmağınızı şecere-i hilkate doğru doğrultun. Birisine işaret ediyorsunuz. Diyorsunuz ki, çocuklar şu gördüğünüz ve nutkunu işittiğiniz üstadın vücududur. Yani üstadın vücudu olmazsa bunların hiçbiri yok abi. Yani yok. Senin yüzüne, yani seni
olarak gönderdin mi diyor. Ben yanlış eksik konuşabilir miyim? Evet, evet. Evet. Yani rahmetli buradan geliyor. Rahmetenlil alemin diyor. Rahmetenlil alemin. Evet, rahmetenlil alemin buradan geliyor. Onun vücudu Hasan abi. Peki onun vücudunun belirlenişi nasıl oluyor Hasan abi? Adem olarak. Adem'in mucizesi Hasan abi? Talim-i Esma. Talim-i Esma neyi kapsıyor Hasan abi? Süleyman Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın bütün mucizeleri Talim-i Esma'nın tezahürüdür Hasan abi. Bunların dışa vuruşudur. Bunların dışa çıkışıdır. Yani öz olan, bütünlük olan bu. Tamam. Dolayısıyla bu çizelge kalp atışının en dışı ezel dairesi belirlemiş nokta Nur Muhammed'i, ama o atış, o çizelge, o devam ediş var ya Aman abi. Mesela bir dümdüz devam ediş var ki sonunda yazdım Adem çizgisi Hasan abi. Adem. Yani hiç mutlak adam diye bir şey yoktur. Hani hep dersiniz ya abi. Şu kafanızı kaldırıp ampule baktığınız zaman bana dersiniz ki sürekli yanıyor. Halbuki sürekli yanmıyor. Bizim gözle göremeyeceğimiz hızda yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Sürekli yanmak diye bir şey yok abi. Anlatabiliyor muyum? Sürekli sabit hiçbir şey yok. Var oluş, yok oluşlar var. Sürekli var oluş ve yok oluşlar var. Eğer şey olmasaydı demek ki Adem çizgisi olurdu. O zaman Adem çizgisi olacaktı abi. Şimdi böyle baktığımız... Zaten ustad diyor ki o şeyde, mektubatta, yani standart hayat var ya, yeknesak hayat. Evet. Vücuttan ziyade Adem'e racihtir diyor. Yani o olaylar yaşamazsan o sıfır oluyor. Hemen sana söyleyeyim, ondan sonra dur bakayım, ben sana şey yapayım. Yeknesak hayat, bak, ben şey yaptım ya, lemalarda ya. Niye böyle yap? Lemalarda. Diyor ki tebdil eder, sayfa 9'da diyor ki hayat 9 lemalar. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayati yapar. Bak esas cümle şu. Yeknesak, standart yani. Yeknesak, istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mas olan vücuttan ziyade şehr-i mas olan Adem'e yakındır ve ona gider. Sayfa 9 lemalar. Evet. Allah Allah. Adem o. Allah Allah. Sayfa 9. Yani hiç böyle hastalık yok, bir adamı düşün. Firavun'u 350 sene yaşamış. Hastalık yok, dert yok, diş ağrması yok. Hiç canını sıkan yok. Herkes emrine amade. İşte o yaşamamış gibi oluyor. Tam bir Adem'i hayat. Yok, Adem. Böyle bir şey yok zaten. Evet, mesela bazıları diyor böyle yani böyle bir standart Allah yapsaydı yapabilirdi, yapmadı. Niye? Merhamet etti. Seni Adem olarak yapacaktı. Bu zaten vardı cennette. Ya anladın? Allah Allah. Ya Hasan abi biz cehennemi ya bu Hasan Akar nasıl bir adam arkadaş ya? Ya sırası bile buraya getirdi kardeşim ya. Öyle demişti ya. Hasan abi ya gel de getirme Hasan abi. Dedi ki ya diyor Sırat Köprüsü'nü de dünyaya mı getirdin sen de, hiç çekilmez misin ya, korkmuyor musun diye. Allah. İyi gafurum. Hadi. Tamam abi, inşallah bu çok uzar. İnşallah bunu bir ders olarak inşallah toparlar. Bir şeyler becerebilirsen aktarmaya çalışırım inşallah. O zaman bana bak, bunu hazırla. Tamam abi. Ama bu şekli çok acayip. Sen cuma namazında mı oldu?
Evet abi. Öyle oldu. Bazı epeyleri bakmıştı. Geçen cumalardan sonra ilk cuma, bir cuma biraz. bir daha çek de gönder, tamam? Tamam abi, inşallah. Tamam inşallah. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Aleykümselam.